Mişan adaletning gepi çıktı hem temimiz zulüm ve adalet. Hem adalet degenle kandak düşünümüz, hayatımızda kandak tətbiqlayımız. Her işte adil buluşun ölçümü nimamışlarını bir misallar bilen kısa bir şekilde bulunuştursak. Hoşça, bunun kereşti, buna bayan kusu alın ki bir kısmına cevap vermeye kaptım. Zulüm zulmeti yomul kıyamet diyen. Zulüm, yani kıyametnin ki zulmetlerinin bir sürünüşe diyen. Bunun da dünyada bir adam bir hatalıklı bir ziyan zulüm kılsa üzüge. Yani üzüge zulüm kılış, mesela Allah'ın Rabbini toğurtunu masalına zulüm kılsa. Ya ki Allah'ın peygamberi götken sünnetlerine ya çakırıklarına emel kılmaz. Üzüm o insan üzgü zulüm kaldı. Çünkü her bir hatalıklı bir cezası var diye manisi, sen bir hatalıklı sadık kılsan, o sen o artıda sen üzerine güzel zulüm kılsın. Çünkü sen şunun neticesi Allah'ın aldığı bağında onun cezası var tatil etsin. Diyen mezmunu görürüz. Hem de bu kıyamet günü bağı vakti o karanlık bu vakti zulmetinde tesavvur olamıyor. Bu dünyada kalan zulümünün neticesi ahirette bağı vakti da onun dediği bu. Bu zulümünün ki kancılık eğer cinayet geldiğini şu vakti insan hakiki mənini görüleyim. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ki bundak bir örnek sözü var. Bir gün sahabelerine Peygamber aleyhissalatu vesselam'a müflis kim degen? Müflisin kimliğini bilemezler degen de sahabeler durup müflis degen bizim aramızda pulusu yok. Kümüşü yok, altını yok. Yani la mella dirhem ve la dinarlah degen. Şunda adımız müflis deyimiz. Degen de Peygamber aleyhissalatu vesselam benim ümmetimdeki müflisle yani bizde meydan kavaklı müflis degen söz ile iktisad yok. Ya ki pulmeden bırakılıp ayrılıp etken adam. Müflis deyimiz demeyim. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunun dini nüfusunu şöndürüp, benim ümmetimden içindeki müflisler kandak isterken de, onun ki kıgan emellerine ait köp, namaz okuş arkalık, ruzu tutuş arkalık, zekat veriş arkalık erişken, mukafatları, sevapları, o sündak köp nesli erişken, ama bu adamın ki karakterde zulüm kılıç karakteri boğan. Birisine tıllıgan, birisine ahanet kılgan, birisine hakaret kılgan, birisine kınını tökken, birisine üstüne gaybet şikayet kılgan demek nurgun haklarının ki, insanların ki hakkıya tecavüz kılgan. Yani bu zulümün ki en alakı nimesini mükemmel bir kürünüşüne Peygamber Efendimiz misal kılgatıyor. Hoş, hoş. Demek bu insanın mal mülkü tecavüz kılış bulsun, onun ki bir günah insanın kıyım tüküş bulsun, onun hakaret kılış bulsun, onu kıllaş bulsun, uruş bulsun. Hayç şekilde bu dışına kadar inerler, hem de sonu muhtırdım. Şimdi kılgan Adem. Ama Allah'ın aldığı vaka vakti de, o üzüce ben nazik iş kıldım da bizim sahabeni kötü bunu namı etmeli insanın kitabını kötü bana benim okandamızım. Ruzam belgen zekat vereyim. Ben üzüce Allah'ın merhametini tutup şunda turgal vakitte şu hak talep ilgileri zulüm kılınan adamla muşu adam arkalık zulüm uçturgan insanların hem meskilip bu vakitte Allah aldı dava açıp. Şikayet kılıdı. Ey Allah bu bir sıkılıp deydi bu milleti ilgan deydi. Bir sıkılıp deydi bu milleti deydi. Bir sıkılıp deydi bu milleti deydi. Demek bu şikayetçilerden sadece şunda küfür işin başlayıcı. Çünkü ona Allah Subhanahu ve Teala adalet berpa kılıcı, adil kılıcı bilen Allah Subhanahu ve Teala bunların hakkını bir işin başlayıcı. Hem de o vakti bir dağın hakkı kandak nimi bilen buludu. Ya ki sen bazı sevap emelini, sevabını onu bir işin buludu. Ya ki bulmasın sevabın bu bana hakkında bulanın ki günahını üzerine yükseltir. Peşi de bu adamın yıkan sevaplarını Allah Subhanahu ve Teala tutmuş. Hatta ki onun bir mi sevabı kalmaydı? Nölge aynı bir sevabı onun ki. Ama şikayet kılgıcılarla da sana tüküm yani. Hak talep ilgiler de kaba. Bu da tıkı üzerine hakkını talep kılgıcılar da ondurken Allah Subhanehu ve Teala kulağının günahlarını bu adamın üstüne bu adamın hatırası giyiz. Bu iş başlaydı, yükleşki başlaydı. Şimdi ona ahırta bu adam varlık hasenatlarını, yaşlıklarını hemini yukatkan ve kuşlap kulağının ki başkalarının günahlarını yükten hali tıkı edildi o. Cehennemde taşındı. Bana bu zulüm diyen ki akıbetinden kançılık korkunç olduğu kadar zulümünü görebiliriz. Tamam. Ama bu zulüm bir insan bunu sütü bilen zulümden hazır ilişki gerek. Sen benimki hazır küçüm ba, kulum ba, devletim ba, ya ki uva uva digen nazına bilen üzerinin malum küçü dairesi gibi köye başkalarını ayıga sıkabiliş, başkalarını buzak kabiliş, arkalık üzen meydan görüp men de bunu bilen bunu Allah'ın aldığı bağı vaktindeki ahvalını arasan, o vaktinde senin bütün hayatının kendisinin ki karanlık tükelliği. Ben hatta ki dünyada ben erişim aldım, tüm arkalık erişim aldım, bunun arkalık erişim aldım, ya ki nojiliğim arkalık erişim aldım diyen insanın emeliyette senin erişimde nojiliğe vermez. Belki o bütün karanlık zindan zulmetine o üzerinde o meşrika yüklü vakallığında başka bir şey emez. Ama bunu da hazır eyle. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam, mu'millanin bunun din katlı kadar ilişki çakırak. Bunu durgun elbilerle uçurtumuz, delillerle uçurtumuz. Çünkü hatta ki bir adam üzgü ki, yüzükümüz onun konması gerek etmek. Yüzükümüz onun konması gerek de.
ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه اوزانلار انسانلار لاكت باشلامانلار يعني اوزانلار ويران قلمانلار يعني الله سلاغا بويرغان جهادنا تاشلاش اركلاب اوزانلار علاقه كيلب بامانلار بو ظلم نحن چون سن دمك سن ظلمغا قارش تماسلقنو اوزون بر ظلم ديگلك چيقن سن ظلمنو كورب туруп ظلمغا قارش чыкмасаң اونونغا тигишлик хассаңны сен قربан кылмасаң сен шу ظلمнын ки шу хассиге اوزانлар ширк болгон шуга الله قال دعوان ظلم الإنسان الله خم ظلم قتله دو قندا بدو الله شريك تشر الله آسي لقلش الله نا فيعن بيرك ظلم قلش ممكن هو الله نا فيعن بيرنو سنة لرنة على ما كان قلش أي قص قلش أعيش مسلك بحر مسلك قلش لكن الإنسان باش قلا قتله دعوان ظلم بدو هو إز أرا مناسبة تة بيربنا حق تجاوز قلش بيربنا حق يبرش ورش تلاش أهانة قلش تجندك أي أكيد إذن آية غلر ظلم قلش مثلا بيعم قلجندك آية لرجع يخش مقابل خم مسلك Kuddu Peygamber mesela istavsu bin nisa'i hayr ayallah ve yahtu amel yümcem bununla ulağın mehriballığını görsünler ise ona hemen ben er kişi o hukuk men de digen de lakın ambilallah ayallah'a akaret kılıç özgü ilmasla kulağını kuddu öyle ki satı olan kulgu okşaş kulağının hakikaten hizmetini talep kılıç kulağının bir ilişki bir ilişki olan haklarını cahit etmezlik hatta ki üzgün balları ve evlatları gibi yakışma amel kılmasla bunun bir zulüm Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kaşığı bir sikilip, ey Allah'ın Resulü, ben ma oğlumga bir beğim batı, şunu atı gantım, siz var çoğu pesanı diken de Peygamber Aleyhisselam, ona başka falan var mı diken, var diken de, onun kumuş mu, kumuş mu, ben onu diken de, ya, mali bak yarak yakışı görettim, diken de, ondak zulümga, ondak yalgancılıkka bile sahibi, o alakı çakırma diken. Bu diken şehadet zulüm kirli diken, zulüm. Üzük zulüm kılıç, Allah Subhanehu ve Teala bizne, üzümüzden hayatını halal bile yaşayacak buyuruyor. Halal yaşayacak buyuruyor mesela. Biz bunu da biz üzümüzün ki selametliğe dikkat kılmasak, halal haramımıza dikkat kılmasak, kul mölümüzüne kayadın taptık, halalın taptık, haramdın mı, bunun da dikkat kılmasak, bu vakti biz üzümüz zulüm kılan buluruz. Hatta ki insan üzümün ki bedeninin talebi buludu, şu talebini özcaydı uğrundurmasına üzümün bir zulüm. Ve sen bedenin çarşıga vakti uyukunu haramını talep buludu. Şimdi haram ilişki imkanı ki batır haramlanmasa, bunu mu mesela bu yaşlarımızda hazır kılmamatkan bir ıgır falan, bir afet var. Hatta bunu Bu evlatlarımız, bu yaşlarımız bunu düşünüşü gerek. Mesela kuldaki telefonları, iPad'leri, ya kompüterleri, muşuna olan bu kitap, keçirip keçirip, bumay, uzun vaktilerin zayi akılını. Bu ulanın üzgü kılgan zulümü mesle. Bu intihayın çoğun zulüm. Biz kımmay üzgü zulüm kılıdı. Üzgünki selametlikge tesir kılıdı bu işleri. Bunu aramaya tesir kılıdı. Bu hemimiz üzgü zulüm kılıdı. Bu, men bu, üzem üzem kıldım bu, deyişten tükümeydi bu. Boşuna oldum mu, çoğal kılıdı. İnne aleyke 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 hakka diye mezun diye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Senin kızın olmasına usulü hakkı var. Diye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ailen olmasına usulü hakkı var. Demek her kandak bir hak sonu bunu diken sana yükümlü diken onu icayet uğrundurması için üze automatik onu bir kapırdı, zulüm kapırdı. Zulüm sadırı bu diken gel sen bir cinayet sadırı kıldın, cinayet işledin. Bunun çokum Allah'ın aldığı babanda cevabı verir. Eğer bu dünyada onu konuşmamışsan, onu sen Allah'ın aldığı vakada tülepilmeye kalırsın. Çünkü ta ki bir adamın hakkını tecavüz eden ahval aslında Allah sen bilen, Allah'ın bilen benden otursun olan günahlarını Allah götürüşü mümkün. Ama bir adamın hakkını tecavüz eden, onun usulü kan bozulan Allah bunu götürür. Ta ki şu adam seni götürür. Ve bu noktalar, mühim noktalar, durgun ahvallarda bize ne? Oylanmasın, mesela hazır kılmış, dur dünyası da, sosyal medyalarda bir adamın üstüne küçükten bir yeri yapmasa onun üstüne bir onun hakaret edilen ötümetimiz. Hoş hoş. Bir adamın doğru yolunu yetekleş mecburiyetimiz var. Nasihat kılıç bu müminlik mecburiyetimiz. Ama ben birisine o ne kılıman da bunun ki hatalarını, eğer o hata boğan takdir bunun ayıbını içiş bu doğru şemez. Eğer o adamın kan işi bütün millet kızı yallah boğan boğsa Milletin onun hatalarından, onun zihninden egalan duruşu o ne dese o başka. Ama bir adamın şahsi bir işi, onu kopup şahsi bir münasebet, şahsi bir muamele ekilip onu bütün dünyada, onu doğru dünyasına ekilip bütün halk kalıp adım resim yapılış, bu İslam ahlak emez. Bu zulüm kalır, heddini aşırır. Gerçi o adam zulüm kalır, sen hatalı kan buluşsun. Sen onu özüge layık halette onu muamele kılışın gerek. Sonra Kur'an'da Allah Subhanehu ve Teala, Silahe birisi zulüm kılan olsa, silahına hakkınla bir tecavüz kılan olsa, silahı bu onun hakkınları ele alınlar. Lekin şartını mı? Fela ta'dır. Çekilin aşırı etme ona dedi. Yani bu çekilin aşırı kişi ne mi gelip barın, zulüm gelip barın. Tamam. Bu normal münasebetlerde, aile işi de, dostla otursa da, bulup mu bu tor dünyasında birbirini kömeytir, dostunu birbirini kömeytir, düşmeliş bir bana ehvallah dair bir bulavar. Bunu da biz, mesela ilişkimiz kaçıyor. Çünkü bu şunun durumu sual kılınır biz. Tamam.
ولا تقف ما ليس لك به علم. Sen haberin yok, malumatın yok, nasıl ekliyorsun üzerine şey, onu bu haberi üretme. İnne sem'a vel basara vel fuada kullu ulaihi kana anhu mesula. Sen anlığan nesen, köygen nesen, hatta koylu kaldırın, onu da mı alasın? Hakkını da. Doğal mı? Sen de sen bunu sen şunu. Yani biz bu işin noktunu düşünce baktığımızda, onu diyorken, he zulüm bekliyor, bu hatalık işken de, bu vakti biz üzümünü kaydedin. Dert kiselip, zulümün oranına adalet berfa kılıştı var. Şimdi adıllık, bu, biz bayağı zulümünü düşünce olsak, zulümden tel tertürüsünü düşünsek biz atılığını düşünce buluruz. Adalet demek hem diyene, her nesini öz oranına okuyuş. Her nesini öz layığına, öz oranına muamele kılış. Mesela biz, bende buluş, ödülen, yüzümüzden bendiliğimizi tutmuş. Allah'a kul boğallığını itiraf kılışımızın bizi bir adımla. Bizim üzümüz kağı adımla. Rabbimiz Allah Subhanehu ve Teala'nı Rabbimiz de bunu ve Allah'a üzümüzün kulçılık dış mecburiyetimiz bağını sunuallığımız bu biz imandık adaletimizin berfa kağılığımız. Çünkü bizim dinimiz talep kılıdı. İman da biz adlı buluşumuz gerek. Din de adlı buluşumuz gerek. Onun için Allah'ın bizi buyurgan bu bir kültürüşte Kur'an-ı Kerim körsetken büyüyünce, Peygamber aleyhissalatu vesselam körsetken büyüyünce iş kıvallığımız, biz adınlık ile iş kıvallığımız. Onu özgürtü etmezsin, şürü etmezsin, ya ki yıllık bir nesini din davetin fayda konmasın, yani bid'et fayda konmasın. Biz Kur'an hadis uygun halde yaşasak, Kur'an hadis uygun halde hareketlerimizle şu ölçemi uçuşturursak, bu vakta adil yaşayan bulunuz, adil kalmıyor. Yani bu adaletle biz hem de sahibi görüşümüz gibi. İmanımızın adil buluşumuz gerek, şirkten tümüken asıl iman etsek o vakit adil olabiliriz. Eğer şirk kutlarsa zulüm ayrılık vardır. Emel ibadetlerimizde biz adil buluşumuz gerek demek Allah buyruğun körsetten, Peygamber aleyhissalatü vesselam körsetten yolu lan. Fakat ibadetimiz ibadet olurdu. Eğer onda bu makasla bu ibadet mi? Buna ayrılık zulüm kılan muhtarımız yüzümüz gerek. Mesela en akıllıysa 5 vakit namaz Allah bizi farz kılan. Biz bunu kemeyi duyduğunda bir vakit okuyayım ben şundan okuyayım ben desek zulüm kılan bulunuz. Adil bulmakan bulunuz. Ya ben beşlemez bunu ötürken sıkılamazdı, altırken okuyduk, çıkırken koşulmazsak yine zulüm kabulümüz. Hüddü Peygamber aleyhissalatü vesselam, böyle adam tarih ve kavak. Fakatim dün yüzyılda buyuran. Eğer sen bir deniz tutur tarih akım olsan bu, ya da ne oldun? Sırap kımma. Yani sonra cık çiltip etme, gerçi bir tükep gitmeydi o su, cık bu diken. Bu emez, maksat yani prinsipten yaşaş, adil yaşaş. Şu adillik ölçümüne, şu mizanda yaşaş meselesi İslam dinimiz kültürümüz var. Bizim o nesimiz cık bu kesin, hedefin aşkı. Ya ki işlesi bulunmayı kalsın, bizim yürüyüş duruşumuz, şirketlerimiz, yap sözümüzde, muamelemizde bunun da özgürlük olması gerek. Demek ona her nesini öz ölçümüyle yaşaşının üstüne bunu biz hakiki adalet ediyoruz. Hani bu bayağı zulüm hakkında pek misal okşasla biz kişiler, kişilik münasebette birbirimize kalan muamelde olsun, yap sözlerde olsun, hareketlerimizde olsun, ailemizdeki, ailemizdekilerle olan münasebetimiz olsun, evlatlarımızla olsun, hatta ki düşmanlarımızla biz adlı bulanışımız gerek. Sulatın yüzümüzden hak hukukun ağa vaktimizde, intikamımızın ağa vaktimizde, bu da Kur'an-ı Kerim'de kanda ügetken bulsa, فَلَا تَعْتَدُونَ şeklinde aşırı etme anladık. Şu yeri var. Peygamber aleyhissalatu vesselam kanda bulsa, kanda yolu tutarsa, Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabeler düşmeleri karta kanda yolu tutan bulsa, tutan bulsa, tutarsa, bu vakti bir hakiki adil doğabiliriz. Kulağa meydanını müstehkem tutup, yüzümüzden meydan inip kılaylığında, çıkılıp kalmay, meydanımızı setif etmey, teslimçilik hakkımızı gerip kalmay, yüzümüzden davasıyla müstehkem tutup, yüzüm bir adalet. Çünkü adalet bizim için talep kılıyor. Bu adalet yüzümüz için, milletimiz için, halkımız için ve bütün insaniyet için biz bu adaletini berpa kılışa çıkartırışımız gerek. Ben bir katın bir sorunda Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ki Peygamber bunun kılıştaki asaslık maksatlarının birisi ya da asaslık maksatı Peygamber aleyhissalatu adaletini berpa kılıştı. Desem bazıları onu doğru düşünmeyi, o bu Peygamber aleyhissalatu vesselam başka bir şükürge gelip olsa, dine davet kılış şükürge gelip olsa, adam adalet için de başta yapılan oturup çıkan ahval buldu de. Allah'ın dinine çağırışını üzdüm mü çok adalet var mı? Siz ne hak yolu çağırıştın mı çok adalet var mı? Peygamber aleyhissalatu vesselam üzü diken olsa, ben adil olmayı kim bulsun dünyada? Bu ganimet taksim kılışlam adillik olmayıydı, o adillik gibi bir nesini bir iş bulmalı ki meselemez. Bu imandan başla, muamele, ahlak, terbiye, ilim setim, hatta ki özanınki hayatını, 24 saatlik hayatını yaşaştı ki, halaldın kesip kılış, haramdan sakılış, bunun hem şu adalet ne kıldığı anlarsın. Sen adil bulmasan üzenge, haramdan hiç şey mümkün. Adil bulmasan harak için mümkün. Adil bulma vakti üzenge, mani kılmayma değilsin. Çünkü bunu kılsan sen bizim kutluğum kılmıyorsun. Ma şekilde tutun o vakti de, Kur'an-ı Kerim'in bize adalet ki çakır kallığı, i'dilu huve akrabu li takva. Takvalık en yakın nesil silahını takvalık en yakın
eriştirilen nesine adalet. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatı mı şu? Adalet ne? Şila oturursun münasebet, adalet bulmuşsun. Lan ahlakı ki adalet bulmuşsun. Hem de sahada Peygamber aleyhissalatü vesselam mükemmel bir adalet derecesini, kanunine, nizamine oturup koyuyor. Ve şunun için güreş kapat. İslam dinimizden alacağı akıllı şu. Köprü rahmet, Allah razı olsun.